عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مؤمنلرنين anası عائشة رضي الله عنها anamızdan rivayet kılınan hadis-i şerifte Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şunday merhamet kıldılar. İza eradallahu taala en yudkhila ehlul cenneti fil cenne ba'asa ileyhim meleken ve ma'ahu hadiyyetun ve kisvetun minel cenne. Yani kaçan Allah subhanahu ve taala ahli cennetlerini, yani cenneti kişilerini cennetke kirgizişliğini haklese, uşa ahli cennet kişilerge Allah Ta'ala bir farişteni, melaikeni cünetedi, o farişte bilen birge ahli cennetlerge hadiyeler ve cennetinin libaslarını koşup Allah Ta'ala farişteni cünetedi. Ahli cennetlerde aldıge bir farişte hadiyeler bilen, cennette libasları bilen ahli cennetlerde huzuru gekiledi. Hop. فَإِذَا أَرَادُوا اَنْ يَدْخُلُوهَا قَالَ لَهُمُ الْمَلَكُ. Şimdi ahli cennetler cennetke kiramız deyip dursalar, şunda farişte etedi ki اِنَّ مَعِي هَدِيَّةٌ مِنْ رَبِّ الْعَلَمِينَ. Ey ahli cennetler, sizler için Rabbül Alemin tarafından, bütün alemlerinin Rabbisi, terbiyet künendesi tarafından sizlere hadiye var. Hadiye diyene tuhfeler, sovgalar var. Kalu ve ma tilkel hadiyyatu. Şunda ahli cennetler etedi ki, o hadiye, o sovgalar, tuhfeler nemeyken? Şunda farişte eterken ki hiye aşaratu havatime mektubun ala ahadiha. O hadiyeler aşaratu havatime mektubun ala ahadiha. Yani on ta muhur basılgen mektub derken Allah Teala sizlerge on ta peçetlengen muhur basılgen mektubunu cönetti. Birincisi de uşa muhurlengen mektubunu, birincisi de Zümer suresinin 73. ayet-i kerimesi yazılgen bularken selamun aleykum tibetum fedhuluha halidin. Ey ahli cennetler, sizlerge salamlar bulsun, hoş geldiniz, bas unga abadi kalguçu halinizde kirin digen mektub verirlerken. İkincisi rafa'tu ankumul ahzana vel humum. Ey ahli cennetler, sizlerden mahzunliğini, hafagarçiliğini kurtardım. Yani bugünlük günde indi sizlerge herkes hafagarçilik, mahzunliği yok diyen yazı bulurken. وفي الثالث مكتوب وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. Üçüncü mektupta ise Zuhruf suresinin 72. ayet kerimesi bitilgen bularken o kaysa ayetidi mana şu kılıp yürgen amelleriniz sebepli sizge miras kılıp berilgen cennet durdugen ayet kerimeni yazılgan bularken. Demek mana bu cennet sizlerini kılıp yürüyen amelleriniz için sizlerge miras kılıp verildi. Ve fil rabi'i mektubun elbesnakumul hulele vel huliyye. Törtüncü mektubge yazılgan bularken ki ey ahli cennetler, sizlerge hulel ve hulilerini kigizdik. Ozi hulal degani anva'u siyab, kiyimlerini, türlü hıllarını, en çıraylik her hıl kiyimlerini kigizdik. Huliyun degani anva'u zinati mine zahabi vel fiddati vel lu'lu. Yani zinetlerinin türlü navları, tilla, kümüş, marcallarını silerge
kiyim qilib berdi degan yozuv bo'lar ekan. Va fil xomis 5-sida esa vazawajnahum bihurin ayn. Ya'ni Duhon surasini 54-chi oyat karimasi yozilgan bo'lar ekan. U qaysi va biz ularni hur aynlarga uylantirib qo'ydik degan yozuv bo'lar ekan. Yana davomida yana quyidagi oyat karima astaiz billah inni jazaytuhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Mu'minun surasining 111-chi oyat karimasi yozilgan bo'lar ekan. Ya'ni albatta men bugun ularni sabr qilganlari uchun mukofotladim. Albatta ular o'zlari yutuqqa erishguvchilardir degan oyat karima yozilgan bo'lar ekan. Wa fis-sadisi maktubun hadza jazaukumul yawma bima fa'altum min at-ta'a. 6-sida bu sizlarni bugunlik kunda hayotu dunyoda qilgan to'at ibodatlaringizga yarashur berilgan mukofot ajrdir degan yozuv bo'lar ekan. Va fis-sabi'i maktubun 7-sida esa sirtum shubbanan la tahramuna abada. Yoshlik, navqironlik holatingizga sizlar qaytdilaringiz. Ya'ni la tahramuna abada. Endi jannatda sizlar hargiz qarimaysizlar. Jannatda qarish yo'q ekan. O'sha yigitlik, yoshlik chog'ida qangi bo'lar ekan, jannatda qarishlik yo'q. 8-sida esa sirtum aminina va la taxofuna abada. Bugun omonda bo'ldilaring, endi hech qachon sizlarga xavf, xatar yo'q. 9-sida esa va faqtumul anbiya va siddiqina va shuhada va solihin. Anbiyolar, siddiqlar, shahidlar, solihlar bilan birga bo'ldilaring endi jannatda. 10-sida esa sakantum fi jivaril rahman zil arshil karim. Ya'ni arshi azim egasi bo'lgan rahmon sifatli zotga qo'shni bo'ldilaring degan maktub berilar ekan. Summa yaqulul malak, keyin haligi farishta aytar ekan ki udkhuluha bisalamin aminin. Endi jannatga sizlar salomat holingizda, ya'ni ofatlardan, balolardan qutulgan holatingizda, qo'rquvlardan, xavfu xatarlardan omonda bo'lgan holatingizda kiring derkan. Fayal xulunal janna va ahli jannatlar jannatga kirar ekanlar. Va aytar ekanlarki alhamdulillahillazi azhaba anna alhazan inna robbana laghafurun shakur. Ya'ni bizlardan mahzunlikni ketkizgan Allohga hamdu sanolar bo'lsin. Albatta Robbimiz gunohlarni kechiruvchi va oz amalga ham ko'plab ajr mukofot beruvchi zotdir deb ahli jannatlar jannatga kirar ekanlar. Wa alhamdulillahillazi sadaqana va'dahu va awrasana al-arda natabawwa'u min al-jannati haythu nasha fa ni'ma ajrul 'amilin. Xo'p, yana ahli jannatlar jannatga kirgandan so'ng mana shu oyat karima Alloh taolo Qur'oni Karimda Zumar surasida keltirgan mana shuni aytar ekanlar. Ya'ni alhamdulillahillazi sadaqana va'da. Bizlarga bergan va'dasining ustidan chiqqan Allohga hamdu sanolar bo'lsin. Bizga jannatni va'da qilgan edi, o'sha va'dasini ustidan chiqdi. Va awrasanal arda natabawwa'u minal jannati haythu nasha. Va bizlarga jannatdan yerlarni meros qilib berdiki, o'zimiz xohlagan joydan o'rin olishligimiz uchun, o'zimiz xohlagan joydan maskan tutishligimiz uchun bizga jannatni yerini meros qilib bergan zot, va'dasini ustidan chiqqan zotga hamdu sanolar, shukronalar bo'lsin deb ahli jannatlar jannatga kirar ekanlar. Alloh taolo hammalarimizni ham ana shu jannatga kirib, quyidagi oyat kalimalarini aytib, Alloh taologa hamdu sanolar aytib,
Şu cennetke dahil bolishlik baxtini hammamizga o'zi nasib va muyassar qilsin. Wa iza aradallohu an yudkhila ahlan nar fin nar ba'asa ilayhim malakan. Yana payg'ambar alayhisalom hadisining davomida marhamat qildilarki, qachon Alloh taolo dozah ahllarini dozahga kirgizishlikni iroda qilsa, ularga ham bir farishtani jo'natadi. Ya'ni dozahni azob farishtalaridan birini jo'natadi. Xo'p. Nima deydi u farishta kelib? Wa ma'ahu 'ashratu khawatin. U farishtada ham 10 ta muhr urilgan maktub bo'ladi. Birinchi maktubda yozilgan bo'ladiki, "Udkhuluha la tamutuna fiha abadan wa la tahyauna wa la takhrujun." Ey ahli dozahlar, ahli jahannamlar, jahannamga kiringlar. Endi bu jahannamda hargiz o'lmaysiz va hargiz bu joydan chiqib ham ketmaysiz. Dunyodagi azob-uqubatlardan o'lib qutulsa bo'ladi, lekin oxiratdagi endi jahannamdagi azobdan endi o'lib ham qutulmaysiz va chiqarib ham yuborilmaysiz endi. İkincisinde yazılgan bo'ladi. Xudu fil azabi la rohata lakum. Endi bu jahannamning azobiga sho'ng'ib ketinglar. Sizlar uchun endi bu jahannamda hargiz rohat yo'q, farog'at yo'q. Uchinchi maktubda rahmatimdan nomid bo'linglar, endi meni rahmatimni umid qilmanglar deb yozilgan bo'ladi. Ya'ni Xudo tomonidan maktubda endi meni rahmatimdan umid qilmanglar. Endi meni azobim shunaqangi alamlantiruvchi azob, endi mendan rahmat kutmanglar. To'rtinchisida esa udkhuluha fil hammi wal ghammi wal huzni abada. G'am, tashvish, mahzunlikka abadi qolishlik uchun kiringlar degan yozuv bo'ladi. Beshinchisida esa libasukumun nar. Ey ahli dozahlar, kiyadigan kiyimlaringiz ham o'tdan, taomlaringiz zaqqumdan, sharoblaringiz esa hamimdan. Hamim degani birodarlar zahar. Va mihadukum annar. Yotadigan joylaringiz, to'shaklaringiz dozah. Va g'avashikum annar. Va sizlarni o'ranadigan ko'rpalaringiz ham endi o't. Ana shu jahannamga kiringlar deb Alloh taolo maktubda yozgan bo'ladi. Mana shu joyda bir narsa yodimga keldi. E'tibor bersalaringiz, taomi zaqqum dedi. Alloh taolo o'sha Qur'oni Karimda Voqiya surasida ham Alloh taolo marhamat qilgan: "La akiluna min shajarin min zaqqum famaliuna minha al-butun fasharibuna alayhi min al-hamim fasharibuna shurbal hin." Endi shu ahli dozahlarga dozahda birodarlar nima berilarkan? Zaqqum berilarkan. Zaqqum degani bizi yantaqlarimizga o'xshagan u cho'llarda o'sadigan tikon bo'larkan. Shuni otini zaqqum. Ahli dozahlar och qolib ovqat so'rasa o'sha berilarkan. Endi yantaqni tasavvur qiling. Uni yegandan keyin mana bu ichlarini nima qilarkan? U tikonli narsada shilib o'tarkan. Endi uni yegandan keyin o'z oti bilan zaqqum, bizda ham gap bor, achchiq narsani zahari zaqqum qovuribsan-u deydi. Eshitganmisizlar shuni, kattalar aytadi. O'ta achchiq narsa. Endi haligini yegandan keyin ular nima qilar ekan? Yuraklari kuyib suv beringlar endi derkan. İçimlik. Endi içimlik nima bo'lar ekan? Hamim. Ya'ni shunday bir zaharki o'tda qaynatilgan. Qaynab turgan zahardi keyin ularni og'zidan quyular ekan. Nima uchun deilsa, ulamolar aytadilarki, haligi shilib o'tdimi tikonlar. Shilib o'tgan joyga endi haligi zaharlar borib, u ahli jahannamni, dozahiylarni azobini ustiga yana azoblari ziyoda bo'lishligi uchun ularga nima berilarkan? Hamim berilarkan. Hamim degani o'sha o'ta qizdirilgan, qaynatilgan suv beriladi. Wa fis sadisi maktubun
هَذَا جَزَاءُكُمُ الْيَوْمَ بِمَا فَعَلْتُمْ مِنْ مَعَاصِي. Altıncı mektupta şunda yazılgan bularken ki, ey ahli dozahlar, bu sizlerini hayatı dünyada menge kigen masiyetleriniz, kigen günahlarınızın cezası bu indi. Dünyada taptatmadiz, haram kulliden, bızuğluğdan, ara kulliden, gıybetten, buhtandan, içkaraliden, hasetten kutulmayı yaşadiz. Ana şu kıyan günahlarınızda indi bu nime büyüllükünde ceza. Yettinci mektupta suhti aleykum finnari abada. İndi bu dozahta sizlerge abadi abadi mani gazabım bosun. Sekizincide ise aleykumul lagnatu bima taammettum minezzunubil kebairi velem tetubu velem tendemu. Dünyada sizler katta katta günahlarını kas kılıp şularda kıldılarin. Lekin tavbayam kımadılarin, nedametem kımadılarin, pşeymanem bumallarin. Endi oşa günahı kabirelerde kılıp tavba kımagallarin üçün sizlerge endi lanet busun ey ahli dozahlar diyen mektup bularken. Tokkuzuncide ise Kuranavkumu şayatinu finnari ebede. Endi abadul abad bu dozahda sizlerdi şerileriniz billa sizler bilen azablanıydıganlar şeytanlar buldu. Onun iste ise şeytanga ergeştileriniz dünyanı hahlab ahiretini tarkıldılariniz. Ana endi bugünlük gündeki buna kangi azablar uşakıyan amellerinizin endi cezası. Şeytanga ergeşip dünyanı ketiden kovup, pul topamandıp, ahiretli isten çıkarıp koyganız için endi bu ceza sizge digen mektup bularken Allah Ta'ala hammalarımızı özü hifz himayesinde saklasın. Ahli dozahlardan bu kalışlığı da Huda özü panah versin. Günahlarımızga tevbe kılıp, pşeyman bulup, şu trili çağımızda özümüz için cennetten orun avalıştı Allah Teala hemimizge nasip ve müyesser kısın. Ve an bazil hukamai talabtu aşaraten fi aşarati mevatina fevecedtuha fi aşaratin uhra. Hukamalarını bazıları eterler ki 10 tanersanı 10 tecöyden izledim, kıdırdım. Lekin başka 10 tecöyden onu taptım. Ha, 10 tecöyden kıdırıldı mı? Lekin o başka 10 tecöydeyken. Birincisi talabtu rif'ate fit tekebbur fevecedtuha fit tevadu. Yani rif'atını, rif'at diyeni derecatlı uluğ buluşluğunu tekebburliden, kibirden isteppen fevecedtuha fit tevadu'i. Lekin onu kadri belen buluşluğunu tevaziliden, kiçifilliden, haksalliden taptım dediler. Derecanı âli buluşluğunu tekebbürliden, kibirden, özünü katta alıştan kıdır olup ben. Lekin onu tevaziliden taptım. Hap, ve talabtul ibadete fis salati fevecettuha fil vara'i. İbadetini, ibadet deyip durup gayetü ta'zim lillah. Allah Ta'ala'nı gayet derecede uluğlaştığını namazdan istep ben. Lekin onu varıqda, takvadan taptım diyenekeller. Varıq diyeni biraderler İbrahim adham etkeller ki el varıqu terkü kulli şubhatin diyenekeller. Varıq deyip durup biz takva deyip biz de indi bunu. Lekin takvadan kura bu anca qin rağu varıq. Nima degani esa İbrahim ibn Adham ta'rif beribdilar ki varaga har bir shubhali narsani tark qilishlik varadur. Va har bir ortiqcha insonga kerak bo'lmaydigan narsalarni tark qilishlik bu vara. Ham shubhani, ham insonni hojatidan ortiqcha bo'lgan narsalarni. Ortiqcha pul, ortiqcha mansab, ortiqcha uy joy, ortiqcha mashina masalan şunu tarkılışlık bu nüme diyen ekeller var. Demek ibadetini namazdan aktarıp ben o. Lekin onu kayırdan taptım.
varadan, takvadan taptı. Ve talabtu rahata fil hirsi. Tevaccedduha fi zuhdi. Rahatını, kalp diyem rahatını, beden diyem rahatını. Hırstan istepten. Yani hırs diyeni bu cöydeki mal dünyaya açgözlüğüden istepten. Yani şu mal dünyaya muhabbet koyup açgöz bulup kuprak topsam, kalbim rahat topadı, cismim rahat topadı. Pülümü köpetirip yakşıyı kuruyorsam, ayağımı uzatıp yatamam da dippen. Lekin onu nimeden taptım? Fevecettuha fi zuhdi. Zuhuddan taptım. Zuhud degani dünyanın tarqilishdan, molu dünyanın pulni, mablag'larni tarqilishdan topdim. Wa talabtu nural qalbi fi salatin nahari jahran fawajadtuhu fi salatil layli sirran. Qalbda nurli bo'lishligini kunduzi odamlarning huzurida oshkora namoz o'qishdan istabman. Qalbda nurli bo'lishligini kunduzi odamlarning huzurida namoz o'qishdan istabman. Lekin uni nimadan topdim? Kechasi tunda yashirin odamlardan bektim namoz o'qishdan topdim degan ekanlar. Shuning uchun payg'ambar alayhisolatu vasallamning bir hadis shariflari bor, kechqurun namoz o'qish to'g'risida. Aqrabu ma yakunu robbu minal abd. Xudoni bandaga eng yaqin bo'ladigan holati fi jawfil laylil akhir, kechani oxirida degan ekanlar. Kechani oxirida, ya'ni saharga yaqin vaqt bo'ladi-yu, so'pi namozga azon etmasdan avval kechani tundi oxirida Alloh taoloni bandaga eng yaqin bo'ladigan holati bo'ladi. فَإِنْ اِسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللّٰهَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ. Agar o'sha soatda Xudoni zikr qiluvchilardan bo'lishga qurbing yetsa, toqating yetsa, o'shalardan bo'lgin degan ekanlar. Turishga yarayapsanmi, yaraysanmi, kuching, quvvating bormi, irodang yetadimi o'sha saharlarda turishga? O'sha ishni qiyin debdilar. Ha, Xudoni eng bandaga yaqin bo'lgan holati bo'ladi, duolar ijobat bo'ladigan holat bo'ladi. Yana bunga bir hadis sharif: Rak'atani yarka'uhuma ibnu adama fi jawfil laylil akhir. Khayrul lahu min ad-dunya ma fiha. Qarang. Odam bolasini kechasining oxirida o'qigan 2 rakat namozi uning uchun dünya ve dünyadaki hemen her şeyden yaxşıroqdir degan ekanlar. Adam farzandını qaytaraman yana. Adam farzandını kechqurunning oxirida o'qigan 2 rakat namazı uning uchun dünya ve undagi narsalardan yaxşıroq. Dünyanı hamma boyligini qo'lga kiritganingizdan ko'ra yaxşıroq narsa nima ekan? Kechqurunning oxirida saharga yaqin vaqtda 2 rakat namoz o'qish. Hadisni davom ettilar. Agar ummatimga mashaqqat bo'lmagan deydi, ummatimga farz bo'lishligini xohlardim shu kechani oxiridan 2 rakat namoz o'qishdi degan ekanlar. Ha, ummatimga agar mashaqqat bo'lishini istamaganim deydi, nima qilardim? Ularga farz bo'lishini xohlardim men. Kechqurunni oxirida 2 rakat namoz o'qib qo'yishdi, ummatimga farz bo'lishligini xohlardim agar mashaqqat bo'lmaganda. Wa talabtu nural qiyamati fil judi was saxovati fawajadtuhu fil atshi fi sawmi. Qiyomat kunida nurlik bo'lishligini saxovatdan, qo'li ochiqlikdan istabman, qidiribman. Lekin uni ro'zada och qolishlikdan topdim degan ekanlar. Qiyomatda nurli bo'lishlikni saxovatlik, qo'li ochiqlikdan istoribmanman. Lekin qiyomatda nurli bo'lish nima deykan? Ro'zada chanqoshlikda, tashnalikda debdilar. Hadis sharifda keladi, payg'ambar alayhisolatu vassalom marhamat qilganlar, Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyat qilganlar buni.
Demek sahih hadis, muttafakun aleyh hadis. Cennette dediler Peygamber aleyhisselam bir eşik var. Onu rayyan eşiği dedi. Ondan fakat kıyamet günü de rozadarlar yine kirediler. Rozadarlardan başka hiç kim kirmeydi. Kıyamet günü bugün de saimler, rozadarlar kanıdır soruydu Allah Teala. Şunda fayakumuna rozadarlar orullardan türediler. La yedhulu minhu ahadun gayruhum. Endi şu orullardan türediler o cennetke kireller. Rozadarlardan başka hiç kim o eşiğden kirmeydi. Kaçan rozadarlar kirip boşalar, o eşik bekiladı, bekilgenden ki hiç kimin o eşiğden kirmeydi dediler. Demek roza tutup yürüyen kişilerge alakıda biraderler rayyan eşiği bulup oşa eşiğden rozadarlar kirerken. Ve talabtul civaze ala sirati fi uduhiyetin fevecedduhu fi sadakati. Sırat köprü giden asan, yengil bir yanıp uçken çakmak singeri otup geçişliğini kurbanlı kılıçliğinden istep ben, talep ben, kıdırıp ben. Lekin onu sadakattan, ihsandan taptım diyenek eller. Yani bunge biraderler uşa Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın bir hadisleri var ki ilgergi derslerimizde ottik. Arş sayesinde aslında 7 nefer kişi sayelenedi. Şunlardan bittesi şu dereceden mahfi yaşının ihsan kıyan kişi ki hatta 10 kolu birgenini çap kolu bilmegen. Bu yani mübalağa kılı yaptılar. O insanın kolu kanağı birbirine daim yakını. Lekin mübalağa kılı yaptılar ki hatta şu derecede yaşırken ki 10 kolu beri var geldi, çap kolu vermegen. Şu dereceden mahfi kıyan, ihsan kıyan bese, o şey nemedirler, arşının sayesinde asla sayelendi geldiler. Demek, kıyamet günü de sırat köprü giden uçluğunu ben kurbali kılıçtan istiyorum ben, lakin onu sadakattan, ihsandan taptım dediler. Ve talabtun necate minen nari fil mubahati, feveceddüha fi terki şehevati. Necatını, dozahtan kurtuluşluğunu mubah işlerden istiyorum ben. Yani mubah diyeni kısız ruhsat. Günahmez. Dozahtan kurtuluşluğu ha bu mubah ki bunge ruhsat ki mesela rahat alış, uhlaş. Vaktide oyun külgü kılış. Vaktide insan özüge dem biriş. Halegen nefsesini mesela alıp hiç helal bulsa bu nüme işler, bu mubah işler. Dozahtan kurtuluşluydu şu mubah işlerini kılıçlayan istep ben ben. Günah kımasam buldu, mubah ruhsat verilgen işlerde kısam buldu. Şimdi dozahtan kurtulamam deyip yürüyorum ben. Lekin onu dozahtan kurtuluştu nümeden taptım. Fi terki şehavati, şehvatlarını, kungil meyillerini, kongil isteylerini tark kılıçta taptım diyene keller. Bünge mene şu cöyde Abu Süleyman-ı Darani diyen kişinin bir acayip sözlerini kiltiriptiler. Ukşet gene keller ki لِاَنْ اَتْرُكَ مِنْ عَشَائِي لُقْمَةً اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ اَقُومَ اللَّيْلَ اِلَى آخِرِهِ diptiler. Yani keçkorungi taamımdan bir lukmanı tark kılıçlıyım. Keçkorun avukat hazır kılın yani keçki avukat deyiş gerek. Lekin şu könlüm haklap durdu. Şu könlüm haklap durgen keçki avukatımdaki bir lukmanı tark kılıçlıyım. Men üçün yaşırahtır keçeni baştan ahır geçe bedar utkezgenden diptiler. Nemege? Könlül istep durgenler seni tark kılıçlıyıda nime barakken dozahtan kurtuluş var. Mana şu joyda bir eski kelgan narsa Umar roziyallohu anhu hazratlari bir sahobani ko'rib qoldilar Umar roziyallohu xalifalik davrlarida 3 kun ketma-ket qassobdan go'sh obiyapti ekan shuni ko'rib qoldilar shunda 3-chi kun Umar roziyallohu anhu haligi kishini qo'lidan tutib nima bo'ldiki seni har kuni 3 kundan beri kuzatyapman
kassaptan kuşab yiyebsen dediler. Şunda haligi kişi etti ki, ey müminlerin amiri, könlüm istedi, könlüm tüsoğdu, işte haklı oldum, ab yiyebben de dediler. Şunda Ömer raziyallahu anhu hazretleri cahil kılıp, haligi kişiye tembih verip, ateşteri kulle meştehite, köyünün tüsegen narsanı satı alıp yuresen mi? Dip, daşnam bergen ekeller. Köyünün istegen narsanı yuresen mi alıp? Köyünün ne manı haklısa kılıresen mi? Dip, haligi kişini ürüşken ekeller. Demek, dozahtan kutuluştuydu, ben mübahşlerdi kılıçta dip bilip ben, şundan kıdırıp ben, lakin onu ko'ngil isteklarini tarqilishdan topdi. Yana bir narsa yodimga keldi. Shunaqangi zotlar o'tgan ekan, 30 yildan beri ko'nglim bir narsani tusa edi, nafsim xohlaydi, ishtaha qiladi, shuni men yemayman, iste'mol qilmayman degan ekanlar. 30 yildan beri nafsim bir narsani tusa edi, shuni yemayman. Qaysidir bir jumada ham shu haqida gapirgan edim, agar eslaringda bo'lsa. Biz o her cüyede her kıl gap yapıyoruz. Haligi gaplarım isten çıkıp kalıyordu da. Falan cüyede buna hangi gap yapıyorken ekansız dese islenmeyip ben gahıda. Ya isar up kalıyıp ben, ya kalbim kalıyıp git yaptı. Ya Ali kub yapıyoruz izem. Hani kayıtta ne gap yapıyorken adam istekame ilişkiliydi. Yani islerinde bu ise isim yekili yaptı. Kayısızır cümede şu hakkıda yapıyorken dedik. Ülgülerdi, takvaz hakkıda. وطلبت حب الله تعالى في الدنيا فوجدته في ذكر الله اللهنين محبتini dünyanı tarqilishdan istoribman talab qilaribman lekin uni xudoning zikridan topdim degan ekanlar. Ha xudoning muhabbatiga erishdi dunyoni tarqilishdan istabman lekin xudoning muhabbati uning zikrida ekan debdilar. الذكر خير من الصدقة والذكر خير من الصيام پیغمبر علیه الصلاه والسلام ابو هريره رضی الله عنه دان روایت قلنگان حدیثته تلر کی ذکر صدقدان یخشراقدر ذکر روزدان یخشراقدر دب مرحمت قلنگان اکنلر دمی خدانی محبت خدانی کب ذکر قلشلیده اکنده کب ذکر قب یورسه انسان خدانی محبت گرشر و طلبت العافیت فی المجامع فوجدتها في العزلة آفیتنی آدملرنی توپلنگن جویدن آدملرگه قوشلشتن جماعتتن استوربن آفیتنی و اونو عزلتتن تاپدم دیگن اکرلر عزلت دیگن آدملرنی ترقلشتن تاپدم منش جویدن ابر گپ گلدی علی رضی الله عنهونی گپلر بار سیعتی علی الناس زمانون آدم لرگه شنده وقت گلده که آفیت اون تنرسه ده بولده شنو توکس دست گپرمستن سقو بولو یششده بد دست آدم لرگه ارلشمسلیده دیگه نکلده کچن سلامت بولرکن سیز آخر زمانده گپرمسیز اکینسی آدم لرگه کشلمسیز خب این من ازلت حق ده امام قشیری رحمت الله علیه که نکلر کی حقیقی ازلت ازلت دیگه نو از آدم لردن اجرالش دیگو لغا ایمان آسه اجرالش یراغلشش ترقلش دیگه نه این حقیقی معنا دیگه ازلت دبتلر امام قشیری اعتزال الخصال المذمومتی İnsanlardaki yaman hısletlerden uzaklaşış dediler. Neme geçse فَتَّأْثِيرُ لِتَبْدِيلِ السِّفَاتِ لَا لِتَّأَنِّ عَنِ الْاَوْطَانِ Şimdi adamlarla koşulmasının ilacı yok dünyada. Neme geçse cemiyette şeyimiz bari bir adamlarla koşuluştan mecburumuz. Şimdi şu adamlarla koşulasız o ularda yaman fiillerden uzizat kaçaz. Bunda hasetti kuraz, hasetten saklanaz. Bunda içkaraliydi, bunda gineni, he mesela. Uşa adamlardaki yaman hısletlerden uzizi sakla uraz. Bu digene vatanda teşebb çip yetişti digene mez bu, üzület digene. Adamlardaki uşa yaman fiillerden uzizi saklaş.
Hop, yana bu joyda Abu Ali ad-Daqqoqning bir gaplari bor ekan. Ilbas ma'an nasi ma yalbasun. Odamlar kiygan narsani kiyavur debdilar. Va tanawal mimma yakulun. Odamlar yegan narsani sanam qo'shilib yegin. Va farid anhum bis-sirri, lekin yashirincha ulardan ajragin. Kiyganini kiyavuras, yeganini yuras, lekin xarakteriz, feliz, atvoriz ularga o'xshatmiz. Ulardan qochish degani ularni yomon fe'lidan o'zingiz olib qochaverasiz. Birga qo'shilib yegin, ular kiyganini kiygin, lekin maxfiy holatda ulardan o'zingni olib qoch degani yomon sifatlardan o'zingni saqla. Demek shu ofiyatni odamlarga qo'shilishdan istorpanu, lekin uzlatdan topdim. Xo'p, va talabtu nurul qalbi fil mawa'iz va qira'atil Qur'an tawajjadtuhu fit tafakkur. Qalbni nurli bo'lishligini mawa'izalar, Qur'on o'qishlik, tilovat qilishlik, Qur'on qiroatidan izlayapmanman. Ma'ruza ko'p eshsam qalbim nurli bo'ladi. Ko'p qiroat eshsam yoki Qur'on o'qisam duribman-u, lekin qalbni nurli bo'lishligini tafakkurdan topdim va yig'idan topdim degan ekanlar. Payg'ambar alayhisolatu vasallamni bir hadislari bor. U kishi aytganlarki, bir oniy tafakkur qilishlik 70 yillik ibodatdan afzal degan ekanlar. 70 yillik nafil ibodatdan afzal ekan. Bir oniy tafakkur qilish. Tafakkur qilish kerak-da birodarlar. Alloh taolo ham Qur'onni qancha oyatlarida la'allakum tatafakkarun. Shoyat tafakkur qilsalaringiz, la'allakum taqilun. Shoyat aqlingiz ishlatsalaringiz deydi. Demak, qalbi nurli bo'lishligini tafakkurdan va yig'idan. Qaysi vaqtda yig'i? Wal buka waqta sahar. Sahar chog'laridagi yig'idan topdim debdilar. Sahar chog'larida o'sha bandaga Xudo eng yaqin bo'lib rahmatlar yog'ilib turganda gunohlarga pushaymon bo'lib ko'z yosh to'kishlikdan topdim.